güreştürkiye.net SmackDown değerlendirmesine hoş geldiniz. Biraz hastayım bu arada, kusura bakmayın. Zaten henüz az kişiyiz. Toplandıkça gireriz mevzuya. Tek başımayım bu arada. Arkadaşlarım tarafından satıldım. Ege katılmaya çalışacak şu an, mikrofonunu hazırlıyor. Ne yapıyorsunuz be? Bir şeyler söyleyin. Azıcık böyle geyik taşak götürelim. Sefa. Progress falan yok mu ya? Şşş. Nasıl da 36 chapter? Bana progress anlat kardeşim. Seks gibi mi? Bende gastrit var. Yemekhanede yediğim yemek sonrası ufak bir şey, mide problemi yaşadım. 20 dakika önce aradı Buğra. Radyoyu hallet, misafir geldi falan filan. O ayda diye daldık yani. Aleyküm, ha bana dememiş. Aleyküm selam diyesim geldi ama. Niye bu kadar az kişiyiz ayrıca? Hikmet hoş geldin. Şu an katılmış. İzleyeceğim bu arada şeyi, Progress'in 36. chapter'ını. 31'i izledikten sonra tabii sırayla gidiyorum. Ah, tek başıma SmackDown mı tartışacağım ya? Kim? Abi yayına gelin ha. Şş. Yok mu yayına gelecek? Çılgın bir insan. Muhabbet dedim bari. Hadi Ege ya. AS, AS kardeşim. Hoş geldin sen de. Tek başıma SmackDown tartışacağım. Ege yayına gel Ege. Ege yayına gel Ege. Aa, Ege arıyormuş lan. Ha. Bir dakika. Dur. Ama sakın açılmasın, tamam mı? Bir dakika şu an. Şu an halledeceğim. Ege ile Skype'ımızın bir türlü barışamaması. Ha. Bir dakika şu an bağladım galiba. Ege duyuyor musun beni? Bir dakika dur, şimdi yayına sesini atayım. Bir daha konuş. Sevgili Güreş, Türkiye ailesi nasılsınız? Evet, gidiyor yayına sesin. Sefa alttan yazmış, lan çöp yayına çık diye. Çıktı işte adam. Adamın ağzında çöp diye kaldı şeyimiz ya, lakabımız. Ya o kesinlikle LoL oynuyor ya. Eminim ben LoL oynadığını onun. Ondan oluyor bu işler. Değil mi Sefa? Adam moda tutturmuş, Ambrose eşittir çöp. Ya doğru, şimdi orası öyle de. Ya nereye doğru? Her şovu ayakta kapatıyoruz. Aleyküm selam, destructive. Bot preniz birader. Helal olsun sana, mom seni. Şimdi. Ne yapalım, nasıl konuşalım? Bu arada çok sıcak bir haber var. Egecim, bu konuda ne düşünüyorsun? Önce sana bunu sorayım istedim. Ney? WWE resmen TNA'nın kayıt arşivini satın almış. Vallahi o sıkıntı değil de Dixie Carter veda etmiş TNA'ye. Sen Dixie taraflara olanlardan mısın, yoksa şey Billy gibi, Ryan Corgan. gibi karşı tarafta mısın? Vallahi ben anti Dixie'ciyim. Çok zarar verdi kendisi şirkete. Gitmesine çok sevindim yani. Yani TNA takip etmediğimden sadece işte takip ettiğini biliyorum, o yüzden sorayım dedim. John ne promosu abi, dur da abi, bismillah ya. Şey yazmış konuda. Dixie Carter son kez açıklamalarda bulunmuş, sonra pılını pırtını toplayıp gitmiş. Twitter'dan falan bir şeyler yazmış mı ya? Valla hype falan yapıyor da o genelde. İşte Lashley vs EC3, büyük maç, hazır olun. Hep böyle mesajlar atıyor. Eaton'un nesi oluyor demiş. Senaryoda alası, aynen öyle. Sonra Halası mı? face turn, aynen. SmackDown konuşacağız ha. Ulan işte canım istemiyor ya. Başka mı? Taşak çevirelim ya. Hiç boş verin SmackDown'ı. Bu Gora görmüyor zaten. Hadi TNA Korgun bab. konuşalım ya. Konuşalım valla. Bound for Glory'den başlayalım o zaman. Evet, izleyen arkadaşlar. Progress mi Şimdi konuşalım? Sefa valla sakin ol. progres istiyorsa kendi yayına gelmek zorunda. Çünkü 3 tane 4 tane adam anca biliyorum. Ben de o kadar biliyorum. Bir şov izledim. Düşün yani.
Bir highlight attı bu çocuk bana. Bir de işte bunun gazıyla indirdim Chapter 36'yı. Main event'ine baktım. Bir de He. Zack Sabre'ı biliyorum çok söylediği için. Ya onu ben, Jack Sabre'ı ben de biliyorum çünkü sürekli submission bağlıyor. O dur dur Rıdvan. Şşş, tamam. Asıl mevzu bu. SmackDown'u geçtik. Üniversitede itiraf edeyim mi? Forum itiraflarından birini de bulunayım mı şu an? Yayında kimse yok zaten. Hadi bakalım. Bugün HTML kod dersim vardı. Ders alıyorum okulda. Çok yoğun bir gündü. SmackDown'u okudum. Henüz izleyemedim. Şimdi böyle çat diye yayına da giremiyorum tabii. Engelektir işte main event'tir falan. YouTube videolarını azıcık şey yaptım da. Göz atma şansım oldu da. Dean Ambrose'un ayakta kapattığını biliyorum. Onun dışında şovu henüz izleyemedim maalesef. Buğra'nın radyo diye beni içeri pompalamasıyla buradayım. Buse yayına gel. Yayına gel, aynen Skype'tan defalarca söyledim. Yayına gelsin. İki renk katar ya. Aynen, muhabbet çevirelim. İşte cevabı mı? John'un İşte nasıl bir... AJ Styles, Charlotte falan öyle girelim konuya. Aynen. Roman Reigns falan. Roman Reigns'e ayrıca geleceğiz. Ya ben de bugün bir arkadaşla tartıştım forumda. Hatta ondan... Dur, gıybet yapalım. Nerede onun konusu? Ha, spoiler, Intercontinental Feud'unu kim kaybedecek? Ulan orada da konu Dean Ambrose'a geliyor ya. Orada ben Dean Ambrose'a salladım doğru. Ama Niye yani... sallıyorsun oğlum? Ya şimdi... Ulan senden gaz alıyorlar sonra herkes Dean Ambrose'a sallıyor. Şeyin yalnızlığı. Hayır. Ege'nin yalnızlığı. Yok canım 2-3 kişi falan vardı arkamda. Anketlerde genelde sonuncu oluyoruz. Ya hayır, benim takıldığım nokta şu. Neredeydi, bir dakika, postunu okuyacağım arkadaşın. Ah, din eşittir çöp. Olmadı Sefa, öyle değil senin işin. Her gün bana bu adam şey mesajı atıyor. Gerekse ben istiyorum. Ambrose eşittir çöp. Çünkü değil çöp. Bünye alıştı artık istiyor. Şuraya şey de ekleyeyim de, Buse'yi de ekleyeyim de. Değişik Gelsin gelsin. bir yayın olsun. Aynen. Vallahi SmackDown'u sen anlatacaksın ha. Ege, izlemişim belli ki. Yani. E o zaman... SmackDown'ı izledim biliyorsun. Tabii ki izlenir de işte vaktim olmadığından bugün geciktim. Bakma sen, benim de dersler ağırlaşmadı. Elektromanyetik alanlar falan bir gelsin. Vizeler gelsin. O zaman bakacağız. Oo, sağlam. Aynen. Şimdi Buse yayına girer kendi kendine. Aa, derken yayına girmesi. Buse hoş geldin. Hoş geldin Buse. Buse'nin konuşmaması. Neyse, Buse araya girer. Ege, şovu aç, şovu hadi. Şimdi ilk maçta şey DJZ Trevor Lee'yi mağlup ediyor. Neler dedin ya? Bound for Glory değil mi? Ha Oradayız. hayır hayır abi, neler, spoiler verme. Hoş, izlemiyorum da. SmackDown'dan bahsediyoruz. Spoiler. 4 gün oldu onun. Hayır, benim için. Ben mesela 4 sene sonra falan başlayacağım. 4 sene sonra. O da güzel. O zaman Furkan'ın açtığı konuyu açıyorum. Tartışma konuları Merhaba. değil mi? Merhaba Buse, Hoş hoş geldin geldin. Buse. Hoş buldum. SmackDown izledin mi Buse? Evet. Nasıldı, Azıcık. beğendin mi? Hayır. Niye? Yine bu ayakta kapattı çünkü beğenmedim. Allah'ım. Bu senin de SmackDown'ı izlememesi. Bu nasıl bir yayın ya? Hayır izledim ya ama çok izlemedim Ben işte. mesela ben okudum ve sadece Main Event'ın videosunu izledim yani. Ben kadınları falan izledim biliyorsunuz Ya zaten. sen bir Charlotte yoktu ama olsun yani. Nick vardı. Charlotte'ın umudu kesin ikiye geçti şimdi. Bir dakika, Yo hayır ya. tekçiden bahsedilen şey değil mi? Lashley değil Bobby mi? Lashley. Değil mi? Lashley, aynen. Kendisi şu anda dünya ağır siklet şampiyonudur. Tabi spoiler okursanız değişeceğini göreceksiniz. Rıdvan neydi kardeşim, anlatsana. Randy Orton mu? Herkesi severim Ambrose bir de Randy Orton hariç. Abi hype'ladı Ama mısın? sen sevme Ambrose'u zaten. Çöp seni. Nelerdi? Neden spoiler verdin ya demiş. Ama bir süre sonra zaten kendin görüyorsun. Forumda muhabbet ediliyor. Hadi hadi, konuyu açalım da girelim şu SmackDown'umuza. Oyunlar, oyunlar, oyunlar.
Daha giremediniz mi? Hayır, çünkü ben izlemedim şovu. Ben izlemediğim için zor oluyor. Yani bir de ben Rav'ın şey Rav'da izlemediğim için benim üstüme gelmişsiniz. Ama ben son anda dahil oldum. Buğra dedi ki 20 dakika önce aradı bana. Beni dedi ki şey yap. Radyo yayını yap, misafir geldi. Dedim yok, Smack'tan yok yani. Dedi yap. Ne yapayım? Ama yapacağız şimdi... yani rahat ol. Her türlü Smack'tan yayını çıkarırız. Çünkü ben bir yandan izliyorum şu an. Bray Wyatt gelmiş ringe, şovu açtı. Kane'le maça çıktı. Yani ondan çok sonra... gereksiz bir maç değil miydi? Beni izlemiş olarak kabul edin. Öyle yorumlar yapacağım. Tamam, izlemiş Kane'in gibi. Kane'in hala güreşiyor olması. Ya mesela şimdi White Spider Walk'la bitirmiş şeyi. Yok, en efsanesi şu. Orton'un ters kafa yapması. Ya şey yapıyor değil mi? Yüksek ihtimal tahmin edilesi bir şey. Mind Games tarzı şeyler yapıyor. Kesinlikle. Bray Wyatt'ın tarzında hareketler yaptı. Kafası tersten ekrana çıktı, öyle konuştu. Sonra düzlendi. Ekran böyle bulandı. Bray Wyatt'ın dikkati dağıldı. Kane çok slam yapacakken kaçtı ring dışına. Count out oldu. Maç bitti. Yani klasik bir White maçına döndü diyorsun. Aynen öyle. Peki bu feud hakkında No Mercy'de sonlanır mı? Yoksa devamı gelir mi? Ben buradan Randy'nin şeye her türlü yürüyeceğini düşünüyorum ya. Yani ana kemere haldır gidecek. Bak AJ dedin. Çünkü No Mercy'de Dean Ambrose'un kemeri kazanamayacağını biliyorsun. Yani şimdi taraftarlıkla aşırı hayalciliğinde bir sınırı var. Ya işte adam budur ya. Hayır yani ben Sağır Sultan biliyor AJ'in koruyacağını kemerin. Doğru. Ama en azından düzgün yollarla korusun. Onu da main event'te anlatırım. Nasıl düzgün yollarla koruması gerektiğini. Ya şimdi geçen hafta bir tahminde bulundum. Ben direkt şey yapıyorum. Atlama yapıyorum ama. 2 hafta önce hatırlıyorsanız Dean Ambrose şovu ayakta kapatmıştı. Ardından John... Adamın orgazm olması diyeyim Ambrose deyince dur. Ya çok klasik bir cümle artık benim ya, için dinlerimiz ayakta kapattı. Tamam dur cümlemi bitireyim. Ondan sonraki haftada John Cena şovu ayakta kapattı. Forumun genel düşüncesi bu haftaki show için şey oldu. Hani bu sene Styles kapatır işte şampiyon olarak girer falan. Ama şey olmadı yani o şekilde kapatmadı gene Dean Ambrose'un üstünlüğü. Bir şampiyon niye bu kadar ezilir? Ya şöyle bir şey yaptılar herhalde. Şimdi Backlash'te Dean Ambrose yenildi ya. Evet. Onun kredisi biraz yükselsin diye. Yani o da ciddi bir aday gibi gözüksün diye. Çünkü John Cena'yı biliyoruz. AJ Styles zaten şampiyon. Dean Ambrose da maçta üçüncü kişi gibi gözükmek yerine gerçek bir aday gibi gözüksün diye yaptılar bunu tahminimce. Ya tamam öyle de yani şöyle bir şey var. Şimdi bir WWE şampiyonu var elimizde ve bu AJ Styles yani. Ve hani heel evet. Olarak da buklasam bu adamı inanılmaz bir çiğir alıyor yani. İsminden dolayı. ama... Yok bu show'da bu almayı başardı ilk defa. Öyle mi yaptı? Ne yaptı? Aynen. Sina'ya laf salladı, Boo'yu yedi biraz. Sina'ya laf sallayıp Boo'yu yediyse bu üniversitede konuşulacak şeyler var demektir. Aynen öyle. Yo, radyo ben AJ şampiyon olduğundan bile böyle hani şüphe duyuyorum bazen. Ne konuda? Şampiyon hani, şampiyon ama sürekli ezilen taraf böyle. Ya hani. Sanki şey her değil türlü. Mi? Her türlü. Kemer, WWE kemeri değil de geçerken WWE Shop'ta bulmuş bir tane almış. Aynen. Ya şey kemer olmuş da aynı sistem işte. Ya korkak heel, değil mi? Aynen, o sistemi artık bırakmaları lazım. Ya bırakmasalar bile şöyle bir şey yapmaları lazım. Aynı anda iki tane brand'de de korkak heel olmasın abi. Ya biz Domine Hill göremeyeceğiz mi? Bobby Lashley. Allah Allah. Neler dedi ya. Adam şey diyor karşısına gelene. Tamam çıkalım karşı. Çık karşıma görelim seni diyor. Görüyoruz da. Lashley baba sapla mı? EC3'ci birinin bunu demesi. Ne yapıyor abi? Bu şovlarda adam direkt Spear'la bitiriyor mu? Ya adam maçın başında şey anons yaparken bir tane vurdu. EC3'nin anonsu yapılırken. Sonra iki tane daha vurdu. Maçın sonunda uçarak spear yaptı. Top rope'dan.
Tek diyorsun yani. 4 tane tek. Son ikisi bomba tekler. 2 teknik. Aleykümselam Rıdvan kardeşim. Merhaba Rıdvan. Şimdi o zaman Wyatt'a geleyim şimdi. Bütün şovu Ambrose Styles geçirmeyelim. Tabii. Bence kadınları da geçelim bir ara. Oraya orada zaten konuşacağız kadınları. Ya bu tartışma yani konularında niye Orton'dan oyun yazıyor? Şunu engerek yazalım ya. Paranormal Brativity. Öyle. Ama daha ileride tabi. İkinci maçımız. Baron Corbin işte Swagger'la backstage'de konuşmuş. Baron Corbin demiş ringde konuşalım diye. Swagger'da öyle oradan yapacağız zaten. Oradan geçiyor mu ya? Ya şöyle. Kim? Bu mevzu zaten ya genelde WWE şeyi gösteriyor. Bu bakışma olayından sonra direkt bir feud'a bağlıyorlar ya. Orton Bray Wyatt'ta da oldu. İşte Swagger ringdeyken Corbin geliyordu sanırım ringe 2 hafta önce. Bir feud'a dönüyor yani her türlü bu olay. No Mercy'nin kickoff açılışı maçı bu olabilir galiba. Duyuruldu mu öyle bir şey? Yok bu show'da zaten o maç gerçekleşti. Ha gerçekleşti mi? Maç yaptılar mı? Ama maç şey bitti biraz. Temiz bitmedi. O zaman ki her türlü kickoff'u neyle açacaklar abi? Yani CM Punk Undertaker bitişi oldu 2009'daki hani. Ha. Scott Armstrong diyorsun. Aynen. Pes etmedi Baron ama Corbin pes etti. Baron Corbin Kalisto'ya arkadan yasladığından beri Kalisto gözükmüyor. Ya Kalisto'nun bence bir şey sakatlığı olabilir hani. O yüzden böyle sadece kafasına basarken falan göstermeye çalıştılar. Ben görmüştüm sanki bir yerde sakatlandığını. Ben de öyle bir şey yapıyorum. Aiden Rick'le Michael Cole'un şeyi aklıma geliyor sürekli o ikisini görünce. Neyi? Hani bir efsane görüntüleri vardır o ikisinin. Bilemedim. Tamam bir ara yatar. Şu an Normandiya'da çıkartması yapıyorum yani o derece bilemedim. Tamam o zaman ikinci maça geçiyoruz herhalde. Ege'nin lafını havada bıraktım ama kanka bilmiyorum ne yapayım. Kıvıramazdım yani. Sonra Bray Wyatt gene. Hayda. Suzen G. Coming segmenti mi? Ya kesinlikle top rap ama ona zaten görmüştüm doğru. Saçma salak konuşmayayım şimdi. İşte karanlıkta görebiliyorum zamanı geldi Randy diye arkadan konuşuyor. Sonra gene maça geçiyoruz. Ufak bir segment arası verdik. Women's maçına mı? Aynen. Tek team i̇şte maçı sanırsam. Be. Yok hayır, önce tekli başlıyor. Aynen. Sonra çeviriyorlar mı? Nikki Bella. Aynen. Allah Teddy Allah. Tarzı. Kim ayarlıyor bu maçı? GM geliyor işte. Kendi kendine ayarlanıyor işte yani. GM de gelmiyor da bir şeyler oluyor kendi kendine. Sen Brian izledin mi şovu ya? Reklam sırası gelmiş aynen. Brian reklam arası gelmiş. Ha tamam. Valla reklam arasına yetişemiyorum henüz. Mustafa teşekkür ederim bu arada. Al Şafak Reis. Senin, ah işte Haydenrik. Senin poz. Bilis şey yapmış, tuş etmiş sanırsam. Becky mi? Hayır. Evet. Öyle mi oldu? Evet. Aynen. Ya bu Becky'nin geliş fotoğrafını gördüm de ben. Gerçekten kemerle öyle tepsi tutar gibi mi geldi? Aynen öyle. Stone Cold tuşu yaptı. Allah ringe. Allah. Enteresan ya. Ring geldi, temizledi, bitti. Sonra havası söndü biraz tabii. Ya aslında Becky'nin tuşu olması daha iyi. Gerçekten daha iyi. Niye daha iyi? Çünkü Alexa Bliss'te bir şey zaten yenileceği için bir puşu düşecektir. En azından Becky'yi yenerek bir şey gibi gözüküyor. Gerçek bir rakip gibi gözüküyor. Sonrasında da hasar almadan devam edebilir. Mantıklı. Ya zaten ilk şovdan hiç kimse. Ya No Mercy'nin şöyle bir problemi var. Çok tahmin edilesi. Evet o biraz sıkıntı. Ya bunu resmen evet, tüm maçı tahmin ettik yani. Ziggler hariç. Biz Ziggler hariç. Ya, aynen onu katmıyor. Ama onun da belli sanki biraz sonucu. Hani haber çıktı bir sürü. Hani arka alanda çalışacak falan. Ya yeah. Fake'den haberler onlar belki de. Belki de WWE kendi sızdırıyor. Tersini ama düşünelim diye. Emekli olacak şeyleri de çıkmıştı haberlerde. Onu da kendi sızdırıyor olabilir. Ya bilmiyorum maçta göreceğiz de şey. Yine de bir şey bilmezlik var ortada yani. Ring içi nasıl olacak bilmiyorum da şovu çalabilir yani.
Eğer harbi Uzun zamandır buklarlarsa. tahmin edemediğimiz ilk maç olabilir. Aynen yani. Bir de iyi buklarlarsa tadından yenmeyecek bir maç olabilir. Ayrıca şeyi de iyi ilerlettiler bence. Hani AJ çok ezildi ama Main Event'ın feud'da çok iyi ilerledi Çok yani. güzel ilerledi. Aynen. Ambrose'da Cena ağırlıklı geçti. AJ biraz arka planda kaldı. Ya o herhalde şeyde şampiyon Anlık olarak bir şey tamamlayacak yani. aynen. Acısını çıkartacak. Neyse en azından Phenomenal Forearm yap bu şov. Sonra spiker masasında Carmella var. Alexa Bliss'in iki Ay. maçında. Ay kör olmam. İyi ki bakmamışım Carmella gene klasik hareketlerini yapıyor. Moonwalk falan Ya filan. gözlerim kanıyor, ciddiyim, gözlerim kanıyor. Şu karıyı görünce gözlerimden kan akıyor böyle. Neden? Psikolojim bozuldu. Neden? Maçın sonlarına doğru işte Kadın Nikki çok Bliss'i tutuyor. iğrenç. Carmella'nın taklidini yapıyor. Moonwalk Evet, o çok tarzı. güzeldi. O çok güzeldi. Allah Allah enteresan. Şu an hype olmam Moonwalk'tan şova. ziyade Fandango gibi oldu ama. Onu ben de benzettim. Dın 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 dın. Ondan sonra klasik segment. Bliss de Carmella Nikki'ye dalıyor. Becky Baba geliyor, Stone Cold tarzı kurtarıyor. Derken tuş Kemeri oluyor. nasıl fırlattı ben de bilmiyorum. Kameraya yansımadı o. Kemal'le Fena niye geliyorsun ki? kopmadı. Senin şampiyon olduğun zaten bilinmiş. Biliniyor zaten. O bu maç ne zaman döndü lan? Pardon. Brian dedim ki reklam arasında şey Hayır hayır yapmıştı. hayır. Ben şu an XBT'ye bakıyordum da. Castagnoli Crisero maçı varmış da. Şu an şimdi Sefa hemen zaten indici Sefa kardeşim. Hemen söyleyecek biraz Sefa sonra. uluslararası güreşçi varsa tamam. Gitti zaten şu anda. Muhtemelen yayından çıkmıştır. Yok ya buradadır. Bak çıldırmış ya. Adam sadece uluslararası güreşçi seviyor. Ya ben Bir de de şey şu sakallı adamları. Hafiften artık şeye doğru kayacağım diye korkuyorum ya. Çok hoşuma gitti Progress falan. İşte ne bileyim Raw falan izliyorum bu aralar. Şey Onu ben de izliyorum. WWE bırakırsam neler olacak bilmiyorum. Cesaro. Aman bırakma. Aman aman boş ver. Aynen. İdare ediyoruz en azından. Rumble'da güzelleşecek. Ne bileyim Lesnar Goldberg maçının şeyleri imzalanmış. Prensipte. Ya harbi ya. Ya abi o adam her türlü dönecek zaten de. Ya çok garanti bir şeydi yani. Ama Survivor Series'te diyorlar. Bence WrestleMania'ya bırakacaklar diye düşünüyordum onu. WrestleMania'ya bırakır. Büyük maç çünkü. Büyük Bence de maç büyük maç. hissiyatı veriyor. Ya WrestleMania'ya bırakılmalı. Rumble'da şeye çıksın. Lesnar. Owens'a. Owens'a çıksın. Derken Goldberg karışsın. aynen. Owens korusun bir şekilde kemeri. Aynen bağlasınlar bir şekilde. En iyi öyle bağlanır. Ne olacak başka? Goldberg'e gelip kemer mi vereceklerdi? VM'de Balor'a karşı gelebilir Owens bence. Katılıyorum. Yetişebilir yani. Ama SmackDown'da dörtlü maç olursa bence daha büyük bir maç hissi verir. AJ, Ambrose, Cena, Orton. Hepsi. O şeyde mi? Survivor Series'te mi? WrestleMania'da. WrestleMania'da. Abi WrestleMania'ya kadar çok değişir o toplar ya. Bence Tam Bray Wyatt da girebilir de. Bray Wyatt girer de. AJ Wyatt. AJ'in tekli maçı olmasın bence. Ya AJ Cena'yı bence WrestleMania'ya bir daha düşünüyorlar. Çok kötü bir seçim olur bence o. Güzel kötü bir seçim olur da AJ'yi bu kadar ezerken hani 3 hafta boyunca sokmuşun yerin dibine. Yani Nisan'dan bahsediyoruz. Nisan'a kadar nasıl götüreceksin şampiyon olarak ya? Bir ara Orton'a karşı bir şeyler yaptıracaklar herhalde. 2 PPV, 3 PPV. İyi de Orton'a Belki bir tane karşı... geçiş şampiyonu korurlar. Geçişçi. Evet o mümkün. Direkt Yine Main bir Event'ı kere Dolph konuşmamız Ziggler'dır yalnız. falan. Miz TV mi? Yoksa ondan önce tek team maçı varmış. Wyatt var, Wyatt gene. Gene mi? Ha şu arka odaya gitme olayı mı? Oraya Orton kilitliyor falan filan. Onu okudum. Orton kilitliyor. Wyatt mistik güçleriyle odadan kaçıyor. Orton deliriyor. Gerçi reklama kadar olan kısımda Wyatt duvarları yumruklamış. Odada kaldım diye. Arka evet arka şey. Tüm şova yedirmişler ya. O odadaki kameralardan birine bağlanıyorlarmış sanırsam. Aynen öyle. Sonra Suzuki Komen segmenti. Ya geç ne yapacaksın Suzy'cik komeni ya. Ryan geldi bu sefer de.
Aynı tarz olaylar. Üç kemer. Klasik. Yani Undisputed şampiyon oldu üç kadın da bu sayede. Nasıl ya? Hem Raw hem SD'yi kazandı üçü de. Gider ayak verdi de kemerleri. Allah bilin. Ne? Sonra Jabber'ların maçları var. Jabber, Wild Villains ve Hype Bros. Hype Bros kazandı sanırsam. Tahmin ediyorum. Aynen öyle. Doğru tahmin zaten. Wild Villains'ın maç kazanacağı gün artık geçti. Ya Wild Villains şey gibi oldu. GTG gibi, takımı gibi oldu. Neydi onların şeyi ya? Prime... Yok be. Prime Time Players ha, deme ya. Hayır. Ne alakası var? Unuttum lan şeyi. Onların takımın adı neydi ya? Hangisi? Kimin? GTG ile Shot Gaspar mı? Prime Time. Emin misin? Kafam karıştı. Aynen Prime Time. Chatbox'ta da doğru. Ha okey. Bir uğra yapalım mı ya? Yapma sakın. Sakın. Bir takipçinin chantini yapalım bence. Hayır asla. Rav'da bug'la yaptık. İnsanlar kustu. Bunu bize yapma lütfen. Bence de. Kalbe bıçak sok ya, bu nasıl bir takımdır demiş. Hype Bros kazandı. Klasik bir tag team maçı olmuştur. Hot tag falan almıştır. Session kenardan izlemiş. Aynen. Şeyden. Entrance tarafından. Öyle yani. Çok konuşulacak bir şey görmedim ben burada. Tag team maçı ayarlandı mı şeye? No Mercy. Zaten ayarlıydı. Hype Bros diyorum. Rhino ile Slater Usos'a karşı. Bence Usos kazanacak. Bence de. Çok görünüyor yani bu. Hayır, Rhino ile Slater şeylerini aldı. O güzel anlarını aldılar. Aynen. Kemeri de bir ay falan tuttular işte. Şimdi artık gerçek bir feud görme vaktidir yani. Amerikan Alpha. Zaten oraya doğru gidiyor. Aynen, her türlü ona bağlayacaklar. Miss oraya TV. Bu Miss TV'de şey var değil mi? Bu Dolphin and Curry mi? Öyle bir şey varmıştı sanırım. En güzeli de şu. Miss TV'de dayak yemedi Miss. Enteresan. Vay. Ciddi. Yemedi. Ayakta bitirdi. Oha, inanamıyorum. Hayda. Furkan'ın konularını açtım, okuyorum. Miss TV görünce dedim tamam, gene bizim içine edecekler. Yalnız Furkan çok sağlam iş çıkarmış ya. Aynen. Konular falan bayağı iyi yani. Yani benim kankamsın işte. Charlotte'ı da sen seviyorsun Charlotte. Ama görüyoruz yani halini. Tövbe abi. Evet görüyoruz. Ne güzel kaybetti Charlotte kemeri. Charlotte desteklediği bütün güreşler tokat yiyip duruyor. Doğru. Doğru. Rencide etmeyin beni lütfen. Hayır, Charlotte ağlar, zırlar, ondan sonra Titan'ı yukarı çeker. Ay ne tight ya, ne tightmiş, sen şu tight sevgini ben çözemedim ya, sana ne Charlotte'ın tightından, sana mı verecek, sen mi giyeceksin? Güreşiyle öne çıkacak, tightıyla değil. Tamam, güreşiyle ön planda zaten. Main event'ta güreşen bir kadın, ne, hani nasıl arka planda olabilir ki? Yani bunu başaran ikinci kez başarmışlar bunu. Birinciyi say. Birincisi şey işte, Nitya Trish. Ha, helal olsun sana ya. Allah'ım o kadar mı görüyorsunuz? Ben şu an çok kırıldım. Hayır, ben bilmiyordum, o yüzden sordum. Ha peki. Evet. Ege'nin bütün sevdiği güreşçiler çöp demiş. Evet. Becky hariç. Bak kız Sefa'da onaylamış alttan. Bak o hariç, severim onu. O da Avrupalı ya, ondan seviyorsun zaten. Amerikalı olsa onu da sevmez. Becky de mi çöp? Aa. Ay olay çıkar. Ay. Yavaş. Yalnız Becky bence de çöp ya şimdi. Oy. Nereye çöp lan? Asuka da İngilizce bilmiyor be. Sıkıldınız ya. Carmela büyüktür Becky mi? Ooo. Kavga çıkar. Kavgada bile söylenmez bırak yani. Bence de çok ağır konuşmuş. Abi Eli Drake var. Eli Drake'e saygımız olsun. Ne WWE büyüktür progress mi? Bak şimdi Sefa açılacak. Geliyor. Bak. WWE kadın divizyon değil de Raw divizyonu çöp. Ege dedi Sefa. Kim diyecek başka? Allah Allah. Burada bir progressçi varsa o da benim.
Tommy Hand be kardeşim. Tommy fucking Hand. Tommy fucking Hand. Aynen. McGregor tazıyla Tommy fucking Hand. Aynen öyle. Şimdi Miss TV. De şimdi okudum da ben olayı. Bu yeşilli dayılar kim ya? Ayrıca Super Kick, Super Kick. Ziggler'ın eskileri Spirit Squad. Vay be. Kenny, Jimmy, onlar, Mikey. Enteresan. Ben bu şovu izleyeyim ya. Çok kötü oluyor böyle. Daha şovunu izlesin. Ne? Ziggler o zaman Nikki adındaydı. N-I-C-K-Y. Bray Wyatt bizim bildiğimiz iki belli değil. Bir şeyler. Sen chatle konuşuyorsun değil mi şu an? Yok, sana söylüyorum. Bana niye söylüyorsun abi? Ben zaten şey yapmadım yani. Ziggler'ın şeyini açıklıyorum. Spirit Squad'daki rolünü. Ha tamam. Teşekkür ederim ya. Eyvallah. Evet Ege'cim, devam edebilirsin. Arzu edersen. Miz müthiş bir belgesel yayınladı orada. Dolph Ziggler'ın başarısızlığın başarılısı olduğunu ima eden belgesel. Bütün başarısızlıklarını gösterdi. Ne bileyim, kemer aldı, 2 haftada bıraktı. Dayak yedi. Hatırlatma şunu ya. Hugh Jackman'dan dayak yediğini gösterdiler. Hugh Jackman'dan ben de dayak yerdim açıkçası. Sefa! Yeni moderatör oldun, ayağını kaydırırım ha. Ziggler çöp dedin de o yüzden. Katrina? Katrina kim ya? Bu Katrina kim başladı herhalde? Sefa'nın kaybolması. Rosemary be kardeşim be. Maris be kardeşim. Abi Rosemary'nin saykoluklarına yani. Hastasıyız. Kardeşim. Ya tövbe. Hala Charlotte. Hala Charlotte diyor 0, ya. 30-0 çık yayından 0. Tek team mevzuları mı? Ya gene mi Bray Wyatt? Abi bu nedir her yer? Bray Wyatt odada durmaya devam ediyor. Sandalyesine oturuyor. Mistik güçlerini konuşturuyor. White'ın tam bir psycho olması. Sonra vahiy iniyor falan. Sonra gelecekteki tek team şampiyonlarıyla Amerikan Alpha var. He. Jason Jordan'la Jey Uso karşılaşıyor. Bu arada usulları nasıl ayırıyorsunuz siz ya? Ben ayıramıyorum. Ben ayıramıyorum. Ben de. Onun taktiğini geliştirebilen var mı? Ya biri kıçına böyle havlu gibi bir şey takıyor bazen. Ama hangisi onu daha çözemedim. Öğreneceğim. Onu da takmıyorlar artık galiba. O da mı yok? Bak Nikki ile Bri'yi öğrendik. Ya onu herkes öğrendi zaten. Onu herkes öğrendi canım. Şey farkı var. Burun farkı var. Kesinlikle. Doğru, bir tanesi atlet giyiyordu. Eskiden nasıl ayırt ediyorduk? Ben edemiyordum. Aynısı. Ben de edemiyordum. Yüzler o kadar da şey değildi ya. Ben ayırt edebiliyordum yani. Bir tanesi ya. Naomi'nin kocası işte. Naomi'nin deyince aklıma trafik levhası gelmesi. İşte Jason Jordan'la Jey Uso güzel bir maç çıkarıyorlar. Yalnız Uso'lardan birine silikon taksınlar şeyi. mükemmel ya. Ya AJ gibi şey yapsınlar. Bir dövme daha yapsınlar. Mantıklı. Biri saçını kesti. AJ 4'ün çocuk için dövme yaptı. İyi de Superstar Inc. şeyin diyorsun değil mi? Corey Graves'in sunduğu. Aynen. Güzel bir şey, güzel bir programdı ya. Ben takip ediyorum. Page versiyonu gayet hoştu mesela. Charlotte da var. Evet, Charlotte en güzeli. En güzel Charlotte. Tabii hikayesini de anlatmış kardeşini falan. Bu arada Immortal Fatal Crew adlı arkadaş. Yeni LoL Champ'i evet gördük. Ivern miydi, Ivern miydi öyle bir şey. Neyse evet, devam edelim. İşte Jason Jordan roll up alıp kazanıyor maçı. Beklenen bir son. Beklenen bir sonuçtu zaten o. Evet. Jordan zaten o takımın şeyi, reisi gibi bir şey. Maç kazandırma bakımından. Hot tag alıyor, maça giriyor, dağıtıyor. Ondan sonra Chad Gable'ı hareketini yapıp bitiriyor. Böyleydi son bir aydır. Peki, geçiyor muyuz bu arada, bitirdin mi? Sonra işte Gable White falan içeri giriyor. Gable mı? Chad Gable. Evet. Ondan sonra Usolar onu merdivenlere gömüyor. Jordan'ı da gömüyorlar. Instagram mı? Ondan sonra
takım şampiyonları geliyor, gözdağı verip ringe kurtarmaya geliyor. Öyle de işte bitiyor segment. Yani ufak bir hikaye geliştirme çabası işte. Evet, Takım mekanın şampiyonları çöp oluyor. olduğunu görüyoruz şu an. Ne olduğunu? Çöp. Ha, çöp. Sonra Bray Wyatt gene sandalyesinde oturuyor yeni segmentte. Ya Bray Wyatt sonra oradan kaybolmuş galiba. Orton girmiş yere no 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 falan yapmış. Ne oluyor? Delirdi. Kapım çalıyor lan, bir dakika. Devam edin. Bu da sen Charlotte'ın maceralarını anlat o arada. Hangisini anlatayım, hangisini istersin? Çöp olduğu maceraları. Ay 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 ay. Tommy Fukinant. Adam bulaştırdı herkese. Bu sefa var ya bu sefa. Herkese bulaştırdı. Şu Tommy Andy, Marty Skrull'u, Osprey'i. Progresi bildiğim bütün güreşçileri sayıyorum şu anda. Zack Sabre Jr.'ı. Ve hafız haznem bitti. Progress Çok haznem güzel. Şu anda noktalandı. Çok güzel. Aynen. Bir de Ciampa var işte şu. Ah, Haskins de var, doğru. Evet, şimdi evimi Junior'ın basması. Oha! Pardon. Şey, dışarıdan gelmişler de ne yapayım falan filan yapıyorlar. Devam devam. Ne diyordun? Progress'teki güreşçiler hakkında konuşuyordun. Ne? Tommy fucking Ant mi? Ha, tamam. Ben Charlotte anlatıyordum. Sen bir şey mi anladın? Pardon, özür dilerim. Ben Charlotte anlatıyordum ama. Ya Charlotte'sa o zaman boş ver ya. Devam edelim. Hangi şeydeyiz Ege? Ya. Progress'te bildiğim bütün güreşçilere söylüyordum. Kim söylüyorsun? Ben de Charlotte'a anlatıyordum hani. Chatbox'a. Ben mi söylüyorum? Sen de söyle bakalım. Progress'te bildiğin güreşçiler. Chris Hero. Tamam, devam et. Anti-hero şey. Tommy Fukinant. Tommy Fukinant. Martin Skrull diye bir çocuk var. Tam adını söyleyemedim. Marty Skrull. Heh. Sonra aynen. Şey. Ya bu zayıf olan çocuğun adı neydi ya? Ha, şu sıska çocuk. Sabre Jr. Hayır canım. Zack Sabre'ı herkes biliyor zaten de. Şey, bir tane sarışın var ya. Bu değişik şeyler falan yapıyor. Shooting Star Press falan yapıyor. Hayır, Sabre vallahi değil. Vallahi bizden Sabre değil. Mandrus yapıyor onu da. He, Haskins ya. Haskins aynen. Ya bizim adamlar... TNA'de de Mark Andrews yapıyor onu. Mark Haskins. Dur, sayacağım. Sonra şey var bir tane. Sweet Jesus tag team'ini biliyorum. Siva ne? Cosplay var. Ne? Cosplay mi var? Cosplay var. Will Ospreay. Onu o kadarını bilmiyorum. Vallahi Sefa İngiliz güreşçileri çok fazla bayıldığı için şey var, duruyor. Jack Gallagher var. Sonra bir de şey var, bir tane Liverpool'lu gerizekalı var ya, o kim ya, Liverpool formasıyla çıkıyor. Sefa. Vallahi bizim TNA'de MVP çıktı bir defa Liverpool formasıyla da. You will never walk alone'la geliyor ya ringe. Böyle saçmalık olabilir mi? Zack Gibson aynen ya. Kardeş, bu kadar gerizekalı bir insan olamaz ya. Şimdilik bu kadar biliyorum. Sadece 30. şov izledim ama fanı olmaya doğru ilerliyorum. 36'ya geldiğimde bütün kadroyu sayarım size. Şey, arenada olan insanları dahil yani. Abi de şey var işte, şu psycho çocuk Jimmy Havoc. Jimmy Havoc mu? Bir de şey vardı ya. Skrull ve Osprey ruhun tapulu malıdır mı? Ya. Eli Drake. O kazandı değil mi maçı, TNA'ydi? Aynen. Ulan tam tahmin ediyordum da. 10 puan yapacaktı. Ulan başka şeyde. Adam mı vardı zaten? Ben Cody dedim. Çocuklar mı kazanacaktı? Ben Cody dedim. Ya o yoktu maçta zaten. Ne? Basil Baraka ile yoktu. Nasıl yoktu ya? Ben Yücel'den kopyaladığım için kusura bakmayın. Ha, maça resmi olarak duyurulmamıştı zaten. He, anladım. İşte şeyler girdi. Ben kopmuş olmamız. Grado ile Mahabeli Şer'e girdi. Ya bu sene ne yapacağız SmackDown'u? Boş ver, zaten izlemedik. Yani ya ben tabii canım, tabii ya tabii. Bir de Raw şovuna laf atardınız. Gördük şovumuzu. Tribunal bak kardeşim. Bir dakika. Hangi şova beğendiğiniz, en çok beğendiğiniz konusuna baktın mı? Hayır, bakmadım. Kim kazanmış? Bakmadım. Ya herkes orada şey yapıyor ya. Ne yapıyor?
Orada şey ya, Sinan orada yorumunu çok güzel belirtmiş zaten. Ben onu o sunumda hep verdim yani. Konuya bakmadıysan yorumun nereden biliyorsun Buse? Ya hayır, baktım da hani o son şeylerine bakmadım. Neden Sinan yalan söyledin o zaman Buse bana? Ha? Hayır ya, söylemedim. Dean Ambrose şovu ayakta kapatmasına rağmen insanlar SmackDown'a oy veriyor. Düşünsen. Doğru. Ya çünkü hepiniz burada şeylik yapıyorsunuz şimdi, açıklayamadım ama bu hafta Raw'ın böyle ezip geçtiğini hepiniz biliyorsunuz yani. Şimdi Bela Galuga ya yaptı. Ya neyi Raw'ın neyi ezip geçti abi? Ya gitmeyin Raw'ın izle kardeşim. Kaybettin kemeri, sus otur. Ya kemeri kaybettim diye maçı beğenmeyeceğim diye bir durum mu var? Yani şimdi bir şey soracağım. Vallahi sızlanıyordun bütün gün. Bir dakika dur, bir şey ya soracağım. Ya tamam, kemeri kaybetti diye sızlanıyordum ama yani maçı bedel ödeyecek değilim yani. Saşa'nın keline laf ediyordun. Saşa ya kel... ben onun keline bir şey demedim. Alnından mı bahsediyorsunuz? Ha. Evet. Atatürk Havalimanı değil mi orası ya? Ben oraya uçak indiririm yani. Ya Alicia Fox'un aynısı işte. Selamünaleyküm Buse'ye nerede mi? Oğuz'un direkt Junior'ın şeyi araması, Buse'yi araması. Matt Sydal. Evan Bourne değil mi o herif ya? Ne? Matt Sydal yazıyorlar da alttan. SSP herhalde sanırım Shooting Star Press olsa gerek. Aynen, Evan Bourne'muş. Aynen. Onun yediği arkeyo. Aman be şimdi kardeşim. Şimdi şeye gelelim şu. Orton içeri giriyor. Bray Wyatt bir anda sıvışmış. Aa. Şeyden değil mi? Bu kamera odasından. Aynen. Sonra no 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 falan yapıyor, aynen tamam. Deliriyor. Bray Wyatt'ın bildiğimiz sandalyesini kırıyor. Kırmaya teşebbüs ediyor. Aynen. Olaya bak ya. Orton şok, Orton vefat, evet. Sonra şey maçımıza geliyoruz. Jack Swagger'la Mark Morgan. Buradayım. Hoş geldin Buse. Hoş geldin Buse. Hoş bulduk. Baron Corbin'e yapılan bir haksızlık oldu maç esnasında. Ne yaptılar? Elini sadece yere koydu ama hakem pes etti dedi. He, şu şey olayı söyledin ya, doğru. Aynen. Ya. Etmiştir. Ya bu Kurt fucking Hawkins nerede ya? Bu hafta dom almadı. Pardon, eğilmedi, kusura bakmayın. Eğilmedi. Hmm. Peki. Tabii işte... canım. Ben de buradayım hani, duymak isterseniz benimle. Ya biz bizeyiz zaten, sıkıntı yok. Beni erkekten mi sayıyorsun Ege? Hayır, Allah, biz kendimizi... Allah, askerlik ortamı gibiyiz. Buse baba. Buse yayını bırak, benimle ilgilen diyor Oğuz. Bence de bırakacağım, az kaldı. O şeyi Eki mi? Eki baba sadece kaç defa uyarır? Chatbox'a soruyorum bunu. Kim? Eki baba ne kaç defa uyarır? Ay ben de ciddi ciddi dinliyorum ya. Aynen öyle. Şimdi main event'e geçelim artık. Ay şükürler olsun. Neler ya. Ya AJ Styles be kardeşim. Dean Ambrose. Evet, anlat bakalım main event'ı. Ayakta bitiren arkadaşın şeyi, fan arkadaşı. Şöyle bir heyecan yap da bir daha alamazsınız zamanınızı. Bence de. Böyle bir hype'la anlat da. Aynen. Şöyle. Şimdi önce AJ Styles ringe geliyor. Klasik hareketler, taunt falan. Taunt çok iyi ama ya. Evet. Ya harbi çok iyi, sağ ol. AJ Styles be kardeşim. Abi TNA'de yani çok emeğe geçti. Ben hala alışamadım bu adama. Get ready to fly. Ben get ready to fly ile büyümüş adamım ya. Ya da şu Lone Wolf haliyle büyümüşüm. Ne bileyim, böyle WWE'de çok acayip geliyor. Hala garip geliyor. Portrax de Geist mi? Ne? Neler dedin ya? Sefa'nın her şeyi izlemesi. What the fuck was that? Şimdi onu neyse. Fıkrasına gülünmeyen adam gibi oldu. Best friend'imin WhatsApp'tan beni rahatsız etmesi. Kimi? Muhammed Kim? Görüyorum, merak etme. Hepsini Kim? Gördüm. Ne? Muhammed arkadaşım benim best friend'im şey etmiş de, beni rahatsız etmiş de, ona buradan selam gönderin. Biliyorum öyle oldu. Ümidin! Aleyküm selam. Evet, EA falan gördük. Ondan sonra Dirty Deeds on the floor. Dur güzel. Bunu şey promo olayıyla hatta anlatmam lazım ha, direkt böyle. Ha tamam o zaman. Sen Ege'cim özür dilerim. İşte AJ başlıyor. Önce Sina'yı yendim. Ambrose'u yendim. Kemeri aldım. Ondan sonra
İkisini aynı anda yeneceğim ve WWE'nin gerçek yüzü olduğunu kanıtlayacağım. Sonra Yüce Kral ringi basıyor. Sonra? Bu da AJ'ye laf sallamaya başlıyor işte. Ambrose'un 10 dakika konuşmuş olması kesinlikle böyle bir şey yapmıştır yani. Hızlı hızlı konuşmuştur böyle falan yapmıştır. Ya adama o kadar kısa süre veriyorlar ki adam rap yapmak zorunda kalıyor. Kardeş konuşmasını bilecek işte. Ya 5 dakika konuşma zaten 2 dakikaya AJ yavaş yavaş konuşuyor. Ambrose'a 35 satır promo veriyorlar. 3 dakikada oku bunu. Kardeşim şimdi neden öyle dedin ki şimdi Dean Ambrose isyan mı etsin sevgili reisi cumhurumuz gibi? Hayır, 25 zaman... dakikadır konuşuyor, 5 dakikadır konuşuyorum falan mı demesin istiyorsun? Bir daha da SmackDown'dan gelip gelmem deyip. Zaman ayarlamasını yapsınlar. Adam rap yapmak zorunda kalıyor. Bence kendi şey konuşuyor. Zaten uyuşturucu kullandığı için zamanında sesi kalın, onun da etkisi var. Ege'nin bu konularda usta olması. Vallahi Dean Ambrose'u biliriz ya. Ya kardeşim kokocu musun yoksa? Becky Baba da müptezeldi zamanında. Oyda. Ama işte güreş ruhunu korudular ve uyuşturucuyu bıraktılar. Şimdi görüyoruz hallerini. Keşke Jeff Hardy de bıraksaydı. Becky hayat kadını diyorlar. Yavaş. Ben eski fotoğraflarını görünce şöyle bir şok olmuştum da. Becky'nin yaptığı en uçuk şey uçakta kabin sorumlusu olması. Tabii canım. Uçak olması. Uçuk olmasının sebebi uçak olduğu için mi? Aynen. O fotoğrafını bir tek ben mi gördüm acaba? Çok merak ediyorum. Atar mısın Buse'cim? Elimde yok ama gördüm yani. Böyle şeyli fotoğrafları vardı şimdi. Söylemeyeyim. Nasıl fotoğrafları vardı? Ya anlayın işte ya. Hayat kadın iken mi? Aynen öyle. Nerede lan? Ege bilmediği fotoğraflar olması. Vallahi Ambrose'un geçmişini biliyorum da Becky'nin bunun... Onlar fake zaten, aynen öyle. Hayır, fake değil. Yalnız Oğuz açıklamış altta. Ya hayır, bakmıyorum. Her yerde yayıyor bu sonuçta. Facebook var, bunun şey Twitter var. Ya Mickey James'in de şey yayıldı, bir şey diyor muyuz biz? Ege, bence çok şey yapıyorsun şu an. Ne? Ama çok gaza geldi. Kardeş, bu senin sapık olması gerçekten. Ya hem Nate Diaz'a yani hayranı hem de sapık açmışlar. Ya. Ya sen ne biçim kankasın ya. Ekşi de başlık açmışlar. Kadınlar konuşuyor. Ondan sonra erkeklere diyor. Senin gerçek yüzünü gördüm. Onun gibi oldu. Doğru. Buse büyük evet. İtiraflar ya. Ayıp. Sonra John Cena'nın muhtemelen mikrofonda ilk defa ezilişine şahit olduk bu şovda. O Dwayne Johnson da ezmişti. Ama bu sefer hiç konuşamadı. Ya konuşmasın zaten. Cena bu yani. Konuşmasına gerek yok ya. Çıkacak işte ben bu işi WWE için falan yapıyorum. Ha ben yok, 15 yıl... Yok ben onu yapayım. WWE is still my place. Aynen. Tam olarak onu söylüyorum. The place that runs the place. Bir dakika o AJ Styles nereye gitti? Vallahi Cena 15 senedir söyledi bunu. Doğru. Aynen. John Cena'dan nefret etmem. İşte Cena ağzını açacaktı, AJ başladı. Shut up diye promoya. Efsane bir shut up dedi orada. Onu GIF'e sarıp izlemek lazım. GIF'e mi? GIF'e. İyi de kanka GIF'te ses yok, ne yapacağız? Sesli olanları da vardır ya, loop olarak böyle. SBF diyorsun. Aynen. Sonra AJ başlıyor işte sen... Ric Flair'in rekorunu hedefliyorsun ama ben zaten tarih yazıyorum diyor. İşte sen bu rezilliklerini aynı SummerSlam'da yaptığın gibi denersin diyor. Neler demiş ya AJ Styles be kardeşim. Ondan sonra Cena bir hazmedemiyor böyle bir suskun kalıyor. Sonra bir ağzını açacak bu sefer de Dean Ambrose sus diye bağırıyor ona. Oy üstüne ya. Yürüyor. Neler yaşanmış ya bir şovda. Olaylar olaylar. Sonra Dean Ambrose şeyden başlıyor. İşte Nikki Bella'ya laf sallıyor. Ha onu gördüm. Gördüm böyle beynime kan sıçradı. Yani gözümden düştü. Eğer seni yalayan fake plastik olsaydı muhtemelen o zaman gerçek bir süperstar olurdum diyor senin gözünde.
O böyle bir şey demesi gerçekten. Fake plastic sakes. Vay be. Bunun anlamı ne? Bunu gerçekten söyledi mi lan? Hemen promoyu atıyorum alta. Siz iki dakika konuşun. Ege yapma. Bu niye? Şeyle ne konuşabilirim ki? Oh! Charlotte konuş, ne bileyim ne kadar evet, karizmatik olduğunu konuşalım. Falan konuş. Ay evet, Charlotte konuşalım, çok heyecanlandım. Ege'nin Eagle bugün... Jimmy. Allah'ım neler neler yaptı Ege ya. Buragür yayında eksik çünkü misafir olduğu için yayını bana şey yaptı. Salladı. Hemen promo geliyor. Ben de bunu nerede dediği konusunda sıkıntılardayım. Stop let me... Oha direkt adam yazması! Kopyala kanka yapıştı. Dinamo Türkiye Ocakları ya. Bir dakika, bak. Roman Reigns'ten ıslatan bir video varmış, hemen açalım. Allah! Bu reklam oldu ya biraz. Project Roman mı? Strong Samoa's Thesis. Mükemmel bir şey olması. Bu ne çöp promosu mu? Bak dinlemiş ki çöp promosu olduğunu biliyorsun. Bir de AJ'in promosunu postoluyorum alta. Yalnız Roman'ın şu şeyi çok komik değil miydi? Brock Lesnar'ın elinden kemer almaya çalışması. Salak salak. Ya sen koskoca Roman Reigns'le nasıl bu şekilde konuşursun? Islandım. 5 dakikamız var. Hemen No Mercy tahminleri. Evet, hemen Charlotte'a geçelim şimdi. Ya net Charlotte, No Mercy. 30-0, sana Charlotte falan yok. Helena Sel'de kaybedersin, susarsın. Neler dedin peki ya? Peki. Çoğu ayakta kapatınca bana bir gaz geldi. Doğru. Şu an şey bayağı olsun. Geldi. Açtın sen şu an kendini. Çaktırmıyorum ama bu hesaplaşacağız sen. Neler yaşanıyor ya? Arkadaşlar şimdi sorular... Ben sorabilir Kurt miyim? Kurt Hawkins. Ya ne yapacaksın Kurt Hawkins'i ya? Maça çıkacak lan No Mercy'de. Ne? Hayır, duydum. Şu maça çıkacağım dememiş. Çıkacak. No Mercy'de olacağım dedi. Ya tamam, olacağım demişti. Şey kick-off'tur o kick-off. Şimdi biz bilindik maçlara geçelim. Hemen alttan başlıyorum. Nikki Bella, Carmella. Carmella alır diyorum ben bunu. Ben Nikki Bella alır diyorum, alacak görürsün. Carmella'yı hemen harcamazlar ya. Çok abi görürsün bak, bu kadar büyük komisyon. Bence alacak de Nikki Bella alacağını düşünüyorum. Çünkü Carmella'yı çok o kadar ezdiler kadını. Carmella'yı Becky'ye yem edecekleri için kazanması lazım. İleride olur diye düşünüyorum. Peki ya Nikki Becky'yi piç ederse? O WrestleMania'da ederse eder de şu anda edemez. Ben Nikki kemeri alacak diye düşünüyorum ileride. Ben de düşünüyorum. Peki. Becky Lynch, Alexa Bliss. Çok bilindik bir maç. %100 Becky Lynch. Aynen. Yani. Hiç sorgulamaya bile gerek duymadım. Alexa'nın şansı bile yok yani. Aynen. Zaten öyle. 3 hafta dövdü Alexa. Zaten %100 olduğu için şansı olmuyor oluyordu şey. Bu seçim. Evet. Orton Wyatt. Orton Wyatt'tan önce dur o main event'tan bir önceki şey. Heath Slater, Rhino, The Usos. Usos alır ve lan? Amerikan Alpha ile şeye geçer diyorum. Usolar alır. Bence de Usolar alacak ya. Bayisli gibi AJ Styles kaç yıldırız ama? Kariyer vs kemer maçı. Aynen. En ben bilinmedik maç. Ben Demis alır ve Dolph Ziggler'ın kariyeri biter diyorum. Ben Dolph Ziggler kazanır diyorum. Ben Demis alacak. Bence Ziggler kazanacak. Bence şimdi sakallı adamla Orton var. Bu da çok bilinmez bir maç ya. White çok uzun süredir kaybediyor. Orton da Lesnar'a iki kere kaybetti yani. Ben Bray Wyatt diyorum bu sefer ya. Ya da Bray Wyatt alır. Hani Fedu daha çok uzatırlar gibime geliyor. Ya bence bu kadar uzatmazlar çünkü hem Cena ayrılacak, hem Dean Ambrose artık kemerde kalamaz. Bu ikiliden biri zaten o da ayrılacak. Aynen, o da uzun bir süre tatile ihtiyacı olduğu. Hadi biraz sevinebilirsiniz. O yüzden AJ Styles'ı ya bence Ziggler'ın kemeri alması Miz'in main event seviyesine çekilmesi lazım ya. Ama iki tane de heel karşı karşıya gelmez. Hatta Bray Wyatt kazanırsa atıyorum 3 tane heel hiç karşı karşıya gelmez. Ya her türlü Randy Orton'u oraya şutlayacaklar. Aynen öyle. Bray Wyatt, sorry folk. Aynen. Randy Orton. AJ Styles, Dean Ambrose, John Cena. AJ Styles. Tabii ki de AJ yani. AJ Styles be kardeşim. AJ Styles. Bu konuda ben bile Dean Ambrose diyemiyorum yani. Goldberg anakin. Açıklıyorum.
Maçın ne? Hareketini açıklıyorum şu anda. Açıkla bakalım. AJ'in Dean Ambrose'a pelekik yapması. Dean Ambrose oradan rebound'a yürüyecek. John Cena o sırada AJ'yi şeye kaldıracak, finisher'ına kaldıracak. Kurtulacak AJ o arada. Dean Ambrose'a rebound'ı vuracak. Spot bu. Oo Mustafa neler dedin ya? Ya ama AJ yani şeyini kazanmaması lazım ya. Low blow'la low bence blow de oldu. Kazanmaması gerekiyor abi, şampiyon bu adam ya. Şöyle bir finish olabilir mesela. Dean Ambrose'la John Cena anlaşamayacak atıyorum. AJ ikisine de fenomenal forearm vurur, bitirir. İkisine de nasıl yapacak? Aynı anda yapılmıyor ki o hareket. Bir sol bir sağ. Enteresan. Aynen bence, şöyle bir ışınlanma gibi. Ya bence AJ şey kullanacak. Styles Clash. Hayır onu kullanamaz da. Süper Alter. Hayır ya şey. Fırsatçılığını da konuşturacak. Dolap takılı. Bir Dean Ambrose tuş olacak bence hatta. Şey yapar. Mesela ringin dışına atarlar bunu. Tamam mı? Cena ile Ambrose biraz kapışır içeride. Ambrose'a AA gelir. Sonra o sırada Phenomenal Forearm ile şey Cena'yı yapıştırır, takla yattırır. Sonra Dean'i tuş eder. Ya birini dışarı atar da diğerini de finisher'ını yaparak tuş etsin en azından. Aynen bana da. Konmasın. Bir şekilde konacak gibime geliyor. Şu yani an son 20 saniyemiz atıp, var Ege. Ona göre. Ambrose tuş etmesin. Hmm. Apollo Crews gülecek pressure'da. Ya Crash kardeş oldu. Kapat ya. Bak gene başlattın beni ha. Ay 3-2-1 hadi.